Dörtlü ittifakın toplamı ise %44,5'ta kaldı. Oy oranları üzerinden baktığımızda AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın tartışılmaz bir başarısı vardır. Bu vesileyle Cumhur İttifakı içinde birlikte mücadele verdiğimiz Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Bahçeli'ye, ekibine ve tüm MHP'li kardeşlerimize bir kez daha buradan teşekkür ediyorum. Aynı şekilde belediye başkanlıklarının dağılımında da önemli bir başarıya imza attık. Milletimiz AK Parti olarak bize 15 büyük şehir, 24 il, 516 ilçe ve 203 belde belediyesini yönetme sorumluluğunu vermiştir. Bir başka ifadeyle milletimiz ülkemizdeki toplam 1389 belediyenin 758'ini AK Partili kadrolara emanet etmiştir. Oranlamayı belediye sayısına göre yaptığımızda başarı çıtamızın %54,2 gibi çok daha yüksek bir noktaya çıktığını görüyoruz. Elbette her seçimde olduğu gibi bu seçimde de kaybettiğimiz ve kazandığımız yerler olmuştur. Mesela 2014 seçimleriyle kıyaslandığında 3 büyük şehir, 12 il, 161 ilçe, 89 belde belediyesini maalesef kaybetmiş bulunuyoruz. Buna karşılık 6 il, 125 ilçe, 89 belde belediyesini de kazandık. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da pek çok il ve ilçe belediyesinin yönetimini devraldık. Tabii itirazlar sebebiyle seçimin yenilenmesi kararı verilen 3 ilçe bu tablonun dışındadır. Ayrıca yaptığımız itirazlar Yüksek Seçim Kurulu tarafından değerlendirilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleriyle ilgili süreci de sonuna kadar takip ediyoruz, takip edeceğiz. Değerli arkadaşlar, tüm bu fotoğraf içinde İstanbul ve Ankara önemli üzerinde durulması gereken yerler olarak öne çıkıyor. Esasen biz İstanbul ve Ankara'da kaybetmedik. İstanbul ve Ankara'da tam tersine seçimi kazandık. Sayın Genel Başkan ne diyor diyenleriniz çıkabilir. Çünkü bu süreç içerisinde bunları yaşadım. Arkadaşlar, her şeyden önce kazanmak nedir, kaybetmek nedir? Bunun üzerinde ayrıca bir durmak gerekir. İstanbul'da 39 ilçenin 24'ünde AK Parti, birinde ittifak ortağımız MHP 25 ilçeyi Cumhur İttifakı olarak almış bulunuyoruz. Kalan 14 ilçede de muhalefet ipi göğüslemiştir. 25'e 14. Ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki toplam 312 üyeden 176'sı AK Parti'ye, 4'ü MHP'ye, 132'si ise diğer partilere mensuptur. Ankara'da da durum farklı değildir. Başkentimizdeki 25 ilçe belediyesinden 19'unu AK Parti, 3'ünü MHP aldı. 22. Ne kaldı onlara? 3 tane. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki 147 üyeden 88'i AK Parti'ye, 19'u MHP'ye, 40'ı diğer partilere mensuptur. İlçelerinde ve belediye meclislerinde ezici çoğunluk elde ettiğimiz her iki yerde büyükşehir belediye başkanlıklarını nasıl kaybettiğimizi elbette sorguluyoruz.
Bu hususu enine boyuna araştıracak, tartışacak ve önümüzdeki seçimlere kadar gereken tedbirleri inşallah alacağız. Seçim kanunundan doğan itiraz ve düzeltme hakları, bundan önceki seçimlerde de tüm partiler tarafından sonuna kadar kullanılmıştır ve bunu kullanmışlardır. Ancak CHP diğer birçok konuda olduğu gibi demokratik hakların kullanılmasında da daima sınıfta kalmıştır. CHP'liler itiraz sürecini hukuki bir mesele olmaktan çıkartarak seçimlere gölge düşürmeye, milletin kafasında istifham oluşturmaya çalışıyor. Oysa 16 Nisan halk oylamasının ardından CHP Genel Başkanı ve CHP yöneticileri tarafından yapılan açıklamalar arşivlerimizde duruyor. Neler konuştuklarını gayet iyi biliyoruz. AK Parti'nin sergilediği olgunluk ve milli iradeye saygı CHP tarafından asla gösterilmemiştir. Öyle ki CHP Genel Başkanı halk oylamasının sonuçlarını tanımadığını ve hiçbir zaman da tanımayacağını söyleyecek kadar ileri gidebilmiştir. Hatta bununla kalmamış, hiçbir hukuki dayanağı olmadığı halde halk oylamasını iptal ettirmek için Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuşlardır her zaman olduğu gibi. Her konuda. Anayasa Mahkemesi onların için en önemli müracaat kapısıdır. Hızlarını alamayıp milli iradenin şekillendiği zemin olan seçim sonuçlarını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar götürmüşlerdir. Tabii CHP'nin bu hukuk tanımazlığı hem Anayasa Mahkememizde hem de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde karşılık bulamamıştır. Aynı CHP'nin bugün seçim kanunumuzda yeri olan itiraz yollarını kullandığımız için bizi hedef alması, pervasızca bize saldırması tam anlamıyla trajikomik bir durumdur. İstanbul'da verdiğimiz mücadele sayesinde 15 bine yakın oyu gasp edilmekten kurtarmamız dahi itirazlarımızın ne kadar haklı, ne kadar yerinde olduğunu göstermiştir. Düşünün, 30 bin fark diyorlardı, bu düşe 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 13 bin küsüre kadar düştü, daha da düşecek. Şu anda son yaptığımız itirazlarla, son verilerle düşmeye devam ediyor. Yani burada çok ciddi bir örgütlü organizasyon söz konusu. Elimizdeki belgeler bunu gösteriyor. Kamu yöneticiliği bu vasfı taşıyanların memur sıfatıyla orada olması gerekirken ama kamu yöneticisi olmadığı halde birçok bankalardaki adeta işçi statüsünde diyebileceğimiz kişilerin sandıklara memur gibi sokuşturulması yenilir, yutulur, bugüne kadar uygulanmış bir şey değildir. İş Bankası, isim veriyorum, Şekerbank, Garanti Bankası, FİBA gibi bu bankaların yüzlerce, binlerce mensubu buralarda memur statüsüyle görev almıştır. Şimdi dün İş Bankası bir açıklama yaptı. Bunlar bizim bilgimiz tahtında değildir vesaire gibi. Biz zaten sizin bilginiz tahtındadır diye bir iddianın içinde değiliz. Ama sizin görevlilerinizin buralarda görev aldığını ifade ediyoruz. Sandığın itibarını zedelemeden, demokrasimize gölge düşürmeden, kurumlarımızı yıpratmadan, milli iradenin en doğru biçimde tecelli etmesi için partimize verilen oyların takibini elbette yapacağız. Tabii birçok başka gerekçeler var. Bunların üzerinde ben duracak değilim. Bunların üzerinde daha çok yerel yönetimlerden sorumlu seçim işleri başkanım. Bunun yanında yine şu anda yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcım. Onlar sunumlarında bunlar üzerinde durabilir. Sizler de sorularınızla kendilerine bunları yöneltebilirsiniz. Çünkü bugün bu toplantıyla birlikte
şöyle büyükşehir belediye başkanlarımızla birebir görüşmeler ayrıca burada yapmak istiyorum. Ki bir yapılanma var. Bu yapılanmanın üzerine giderken neler yapacağız, ne gibi adımlar atacağız ve önümüzdeki süreci başta büyük şehirler olmak üzere nasıl değerlendireceğiz? Bunu konuşmamız lazım. Tabii sonuçta şeriatın kestiği parmak acımaz diyerek içimize sinse de sinmese de Yüksek Seçim Kurulu'nun verdiği karara uyacağız. Ancak şimdi şöyle bir şey konuşuluyor. AK Parti aslında umudunu kesti. Arkadaşlar, buradan şunu çok açık net söyleyeyim. Son ana kadar biz hukuk mücadelemizi sürdüreceğiz. Normal yargı mücadelesi olmaktan aslında seçim hukukuna yönelik bir mücadeledir ve bunu da sonuna kadar sürdürmekte kararlıyız. Zira öyle bir şey burada var ki milletimiz diyor ki bu İstanbul benim içime sinmedi. Burada bir şaibe olduğu kesin ve bu şaibenin giderilmesi şart ki rahatlayalım. Daha ilk andan itibaren belediye başkan vekillerinin odalarındaki kilitlerinin göbeğini sökecek kadar bir hırs. Yahu zaten kazandıysan buralar size teslim edilecek. Ama dur bakalım. Daha mecliste yapılacak olan seçimler var. Ne oldu? Mecliste seçimler yapıldı. Meclisteki seçimlerde İstanbul'da tüm belediye başkan vekilliklerini bizim arkadaşlarımız kazandı. Bunun yanında tüm komisyonları bizim arkadaşlarımız kazandı. Şimdi önümüzde encümen var. Encümenin tabii 5 tanesi seçilmiş, 5 tanesi atanmış, artı bir de belediye başkanı. Fakat bunu da ben şahsen demokrasiye uygun bulmuyorum. Çünkü demokrasi seçilmişlerin egemen olduğu bir yerdir, atanmışların değil. Öyleyse buradaki dengesizliği gidererek atanmışları seçilmişlerin üzerine egemen kılmanın bir anlamı yok. Demek ki şimdi yapılacak olan yerel seçimlerle ilgili bir düzenlemenin parlamentoda gözden geçirilişinde bunu bir defa ele almamız şart. Atanmış, seçilmiş. Dolayısıyla encümende atanmışlar mı hakim olacak, seçilmişler mi? Tabii ki seçilmişler. Bunun çalışmasının yapılması lazım. Efendim geçmişte şöyleydi, olabilir. Geçmişte öyle diye bu ilaniyaya böyle mi devam edecek? Yanlışın neresinden dönersek kârdır anlayışıyla bu yanlışı düzeltmemiz lazım. Tüm bu tartışmalar AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak 31 Mart seçimlerinden zaferle çıktığımız gerçeğini değiştirmiyor. Seçim öncesinde ve sonrasında ortaya çıkan tablo ışığında önümüzdeki döneme daha iyi hazırlanacak, milletimize mahcup olmamak için elimizden geleni yapacağız. Dolayısıyla biz artık bu iş bitti, kaybettik noktasında değiliz. Hakkımızı elimizdeki tüm hukuki verilere dayalı olarak arayacağız. Ve bunun çalışmasını da sürdürüyoruz. Onun için ben bir kez daha her birinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Tabii şunu da söylemem lazım. O da şu. Ne yazık ki biz dışarıyla bir mücadeleyi verirken ama içimizde de bize yanlış yapanların da olduğunu burada ifade etmeden geçemeyeceğim.